Kanka aşağıda hani Ferdi'yi alalım demişti ya az önce Evet. Yasin. Bak onunla birlikte Ferdi ile benim kaseye gittiğim adam Türker de burada. İstiyorsan ikisini al, benim iki kapatayım. Ben muhatap olmak istemem. Ferdi ve Türker'in niki ne? Juxil yazıyor ya. Jux'e çektim. Kapat nickini. Ferdi'yi de çektim. Kapattım. Yok Türker çok Discord'u bilmiyor da. Ferdi de galiba. Türker yayına girmen lazım. Telefondan girdiysen tıklaman lazım kanala. Baba ben bu işte yemin ediyorum bu işi yapıp da Discord'dan anlayan adam daha görmedim. Bu adam legal bu arada. Sonradan bu adam kospu kullanıp onlara gitti. Bozdular yani adamın ayarları İşte lol. adam kospu kullanmadığı için adama saldırdılar, anladın mı? İlk beni yolladılar bu adama. Ve bu adam bak burada bu adamla tanıştım. Çok pişmanım. Adam yani bilmiyorum ya. Çok kral gibi adam yani, senden iyi olmasın. Sözünün eri, dediğini yapan biri. Peki sence bu coin bug'unu ve diğer şeyleri turnuva skill'leri olayını niye ifşaladılar? Bu coin bugünü falan bilmiyorum kanka vallahi. Bilgim yok yani. O benim kullandığım kospta yoktu. Ya Yasin'in kospunda sen yoktu nasıl yani. yapıldığını bilmiyorsun yani o şeyin Yo. NPC'den sınırsız yaratık atma olayını. Yo yo bilmiyorum. Bu el düşürmeyi de ben bilmiyorum. Anladım. Yasin kendisi girip yapıyordu. El düşürmeyi. Şu an bu konuşanların hepsi cosplay birinin üstüne atıyor suçu demiş. Kanka Kanka ben açık ve net her şeyi söylüyorum. adam kimseye suç atmıyor ki olayı anlatıyor direkt yani. Kimseye bir suç atmıyor. Ferdi gitti. Bir dakika. Türker Türker de de gitti. gitti. Beni arıyor. Yapamadı herhalde. Bir saniye. Abi ben gerçekten Entity Game'den birisinin bu yayını izlemesini istiyorum ya. Vallahi bak ben çok rahatsız olurdum bir Entity Game çalışanı olsam. Discord'da 20 tane adam var hepsi cosplay. Bak. Hepsi tam kadro. Bak abi inşallah izliyorlardır da. İnşallah izliyorlardır da sizin slotlarınızın nasıl cosplayların parayla sattığını görüyorsunuzdur yani öyle söyleyeyim. Hayır ben mesela onu anlamadım. O dönem olaylar benim kanalda patladı, tamam mı? Hani madem ki delikanlıca yayına çıkılacaktı benim yayına niye gelinmedi? Ben orospu çocuğu muyum? Başkasının yayınında başkasının sorduğu sorularla yapıldı o yayın. Ben onu anlamadım. O adam açıp göstermedi 200 tane çarı vesaireyi, ekantları, bilmem neleri. Kanka AFK odasını çekebilir misin bir Türkiye'ye bir denesin bakalım. Neden okumuyorsun? Delos'tan aylık 50k kazanıyor cosplay'lar. Ya kanka ne 50k'sı? Adam 50k'ya slot satıyor aylık. Çekerim. Uygulamadığın için ceza bile 50K kanka. Verdiği mi çekiyorduk? Yok Luxil nerede? AFK odasındaydı, düştü galiba. Gelsin. Kuzey diye birisi yazmış. Beni çeker misin? Ben Geldi şu an kanka. Agartha'da KS'deki kişilerden biriyim demiş. Onda da demiş ki sağ kardeşim Agartha'da 100 GB mevcut. Almak istersen 310 olur fiyatımla demiş zamanında. Demek ki yani onu sikeyim ben nasıl bir yerdeyim. Ferdi'yi çektim. Jerox'u da çektim. Alo. 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 Ha konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım ben. Bir saniye. Ya ilk defa telefondan bağlanıyorum. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Benim sesim geliyor mu? Evet, benim sesim geliyor mu? Şu an Evet. geliyor. Hoş Benim sesimde geldiniz. sıkıntı yok, değil mi? Hoş Yok. bulduk. Yok. Yayında mıyız? Yayındayız. Arkadaşlar Şimdi ben bir cümleten şey hayırlı söyleyebilir akşamlar. miyim? Hayırlı akşamlar. Şimdi Jeksyal kimdi? Ferdi kimdi? Şimdi Ferdi ben Ömer'in, Türker'in ortağı. Biz üç ortağız. Tamam. Yasin'in de Ortak eski değiliz. Ortak arkadaşıyım. değiliz. Bir dakika, eski Ortak ortağız. değiliz. Bir dakika. Bir dakika. Bak buraya herkes konuşacak, Tamam. herkes Yani dinleyecek. konuşacak bir tanıtıyorum kendimizi. Kim oldu, kim Biz onu bir anlayayım ben. bir saniye en baştan söyleyeyim abi. Ben bir konuşayım. Ben bu arkadaşı duymak istemiyorum.
Baba o ya, zaman bir dakika şimdi karşılıklı atışmaya dönmesin. Siz birbirinizi yok, sevmiyorsunuz değil mi? Yok yok çok severim ya, kişisel olarak hiçbir sorunum yok. E tamam niye hiç konuşmak istedin? Hiçbir sorunumuz istedim? Yok. Yok şey onun söyleyeceklerinin benim için önemi yok, o yüzden ben sana olayı çünkü anlatayım. Çünkü üçümüzün yaptığı o iş olduğu için, ifşa olacağımız için evet. Ondan çekiniyorlar. Ve biz bir dakika yani, şimdi dostum, bak, bir şey söylemek şey istiyorum. Ferdi benim bak şöyle yapalım. Bir dakika. Ferdi bir muteler misin kendin? Türker konuşsun sonra seni dinleyeceğim olur mu? Tamam tamamdır. Tamam. Alo. Bir dakika Ferdi'yi aşağıya attım ben, çekeceğim onu. Evet Türker sen dinliyorum buyurun. Aşkan senin yayınının Agartha'da oynayan varsa %80 %90 herkes beni tanır. Tamam. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman kos kullanmadım. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu olayların nasıl cereyan ettiğini anlatayım sana. Anlat. Ben hiç kos kullanmadım. Bütün slotlarımda legal dönüyorum. Yayının altından chat'e de bakabilirsiniz. Sevenim dostum çoktur. Şimdi bu Ferdi arkadaşla Ömer arkadaşla ben sivilden görüştüm. Onlar ikisi arkadaştı. Bu Ferdi bize kos buldu. Karşı taraftaki adamlar hakkında ileri geri konuştu. Onun bulduğu kosta biz KS'ye başladık. Sonra o bizi sattı. İfşaladı, patlattı. Tamam. Olayın bak bütün kısa özeti bu. Şimdi karşı tarafın oluşumuna gelirsen. Bu adamlar bana KS'ye geldi. Dediğim gibi bak biz hiç kos kullanmayız. Abi yani şey şimdi oyunun maddiyatına haberin vardır yani. Adamlarla bir hafta KS'leşmek ciddi bir paraya mal oluyor. Doğru. Senden alıyorlar slotları harladıkları için yazılı mı? Yok vermiyoruz da. Vermiyoruz da şimdi bir buçuk ay biz Ömer'le bir buçuk ay KS'leşmiştik. Örnek veriyorum biz bir buçuk ayda kaybımız 20 milyar. Tamam. Çünkü biz düz geni açıyoruz ya. Evet. Cayır cayır geniye yakıyoruz, hamur yakıyoruz, kutu alamıyoruz. Doğru. Adam geliyor 3 tane çar açıyor. Ömer'in bak resimleri var ya, çıplak dalıyormuş bana. Ben murki çekiyorum 8. İtem diziyorum, adam bana çıplak dalıyormuş. Gözükmüyor yani. Valkeri etkinliği vardı ya 2 aylık. Hı hı. Valkeri yemiş, item yok adamda. 2 çarla benden full kutu gidiyordu. Evet, devam edelim. Bıçak kemiğe dayandı yani 1-2-3 derken sonra bu Ferdi arkadaş geldi bize kos buldu sağ olsun. Eli kolu uzun. Hakkını veriyor bu için. Daha iyi bir kos buldu. İşte biz o kospun çalışmalarına başlattı. Kospa bulaştık. Savaş başladı. İşte biz Zero'da onların slotlarına da saldırdık. Hatta Çato da gelmişti bir gün video çekmeye Jacoben. Tamam. Evet bana yani söyledi o da sağ olsun gelirken karşı tarafa haber vermiş herhalde. Adamlar taunt atmıştı. Bizim slotları patlattılar öyle. Her masada ha. Var diyebilir miyiz? Sonra ben kendisiyle de görüştüm. Yok. Hayır. Sadece orada adı geçti. Yani bilmiyorum. Hani sonra hayır. Kişisel diyaloglarını yani bilmiyorum CZ'de da sadece de, orada suyu çekti. CZ'de bizi patlattı. Vardı, ondan dedim yani yanlış. Sonra ben kendisini de aradım. Dedim biz Cosper değiliz. Yok ben CZ'de de, ben oyun olarak çok oynamıyorum yani öyle çok aktif player değilim. Çeto beni al diyor alsan sorun olur mu senin için? Yok ben ondan da rica etmiştim. Tamam. Yani biz böyle şeylere bir sorun yok gelebilir. Çeto'da zaten perma olması lazım pat diye girer o nereye. Evet devam edelim. Sonra Çeto'ya da durumu izah etmiştim. Ben sen yandan da çarlara bakıyorsun bir yanda gelen giden var mı diye acaba ha? Ha ben dedim ona da söyledim yani biz Cosper değiliz biz Cosper'larla savaşıyoruz dedim. O dedi ki Cosper var mıydı? Vardı dedim. Yani yalan tamam. Yok yani Cosper'a girmiştik. Şimdi babacan bak burada olay ne biliyor musun? Ya bu adamlara para vereceksin, slota oturacaksın, aylık evet. Taksitlerini ödeyeceksin. Ondan sonra bunlar slota gir derse gireceksin, çık derse çıkacaksın. Şura vurulacak derse vurmak zorundasın. Aksi takdirde Cosper elinden çekiyorlar, seni kurbanlık koyun gibi ortada bırakıyorlar. Sonra sana saldırıyorlar. Doğru mu? Evet. Anladım. Selamünaleyküm. Aleykümselam Çeto. Aleykümselam. Ya adım geçti de ben de geleyim dedim. Hoş geldin. Başkan Türker ben konuşmuştuk gel bir kere bizi bir patlattın. Abi ben şimdi ben Estant'taki bütün slotları tek tek videoya aldım. Araya gittiniz ya ne yapabilirim ki? Ama sen bizim slotları videoya çekerken adamların hepsi Tom'daydı. Belki adam benim videoyu yayını izliyordur.
Kanka gece çekmişsin ya. Kamp değiştirirken adamlar tam yapmıştı. Kardeş biz PYK'daydık. PYK'dan sonra geldik. Bütün Esant'ı tek tek gezdim. Araya gitmişsin. Ben ne yapabiliyorum? Yok, sonra beni aradınız. Şimdi düşecek şimdi, anlamda söylemedim ha. Yanlış anlama. He, yok yok yanlış anlaşılma yok. Ben bir şey söyleyeceğim bir saniye. Tabi buyur çok şimdi, biraz da dinledim ben sizi. Evet. Şeyi Ömer'i, seni anladığım kadarıyla birbirinize girmişsiniz. Bir sıkıntı çıkmış. Cosplay üstü doğru mu? Hayır bak şimdi bu yayını izleyen o kadar insan var. Bütün herkese seslenip arkadaşlar bu hep beraber bir araya gelip bir pastayı bölüşemeyip birbirimize düşme olayı değil. Yanlış anlamayın. Evet. Biz cosplaylarla savaştık. Bize cos bulmamız gerekiyordu cosplayla savaşmak için. O Ferdi denen arkadaş bize cos buldu. Kanka ama sen cosplay bak bizi... sen cosplay girdin genel olarak. Yani en sonunda sen de cosplaysın evet, ama evet. Baktığında. Ha onu diyor. Değilim. Ama değilim buldu abi, diyor. Ben cosplay falan değilim. Hala kullanmıyorum. Buldu diyorsun ya. Bulup kullanmadın mı amına? Hayır. Yok şimdi yok. Bir saniye. Bir saniye. Yani... Şimdi Türker beni aradın dedin ki yayın açıp bizi banlattın dedi. Bir de bu arkadaşları banlatır mısın dedim bana. Doğru mu? Evet cosplaylar dedim tamam, çünkü. Tamam. Ben de sana dedim ki sen cosplay mısın değil misin? Evet cosplayım dedim bana. Hayır. Videoda cos var mı dedim. Vardı dedim. Videoyu sormuyorum. Genel olarak sen cosplay mısın değil dedim. Mi? Evet dedim bana. Hayır. Hayır. Nasıl hayır ya? Canın istediğinde cosp kullanıyor, istemediğinde kullanmıyor mu? Cosp oluyor. Hayır canım. Abi siz olayı anlamadınız bak. Adamlar haraç kesmek için slotlara çöküyorlar. Biz düz normal genel tamam, buna benzer alırız. Buna benzer bir olay oldu bizde. Okey isim vermeyeceğim. Bizim klandan tamam. Biri dedi ki hani bizim klandaki 3-4 çar CZ'de ban yedi ya. Evet. Dediler ki artık Zero'ya kayıtlar da kapandı. Dediler ki biz 8 çar dizeceğiz. 8 çar dizeceğiz. Tamam. Eyvallah. Paramına geçiyorlar bunlar. Paramına. Adamlara diyor ki 3 ay bu slotu salın kardeş. Biz burada kasacağız. Adamlar salmıyor. Sonra bizimkiler onlarla kaseleşiyor. Bunlar slotu bırakıp gidiyorlar. Bu bahsettikleri kişi herhalde Yasin değil mi? Türker. Evet. Sadece bu mevzu. Hayır. Yani... Senin arkadaşın Onur değil mi Assassin's Creed? Evet. Yayıncı. Ona bir sorsana, ona slottan neyle çıkartmışlar? Ona kasa atarken ne kullanıyorlarmış? Aa bu adamlarla slot almak istiyorsan ama ya ben, post açacaksın. Ama bak bizim arkadaşlar slota gidip oturdu, slotu da aldılar. Çünkü sen girdin araya. Tam da karşılığında bir şey olmadı abi ki. Abi bak, şimdi burada bak açık konuşmak gerekirse şöyle bir şey var bak. Ne sizin gibi oyunda çok para harcayabilecek burada insanlar var. Ben girebilir miyim? Dur yayının sesini kısayım. Türker bir saniye. Kapattım. Ha, burada ben girmek istiyorum müsaadenizle. Burada Yasin de buradaysa birazdan konuşursanız veya da söyleyeyim okey. Evet. Bana yazdı. Jacoben dedi geldi slota. Dedim Jacoben ne dedim? Uğraşmayın. Uğraşılmaz dedim chatoyla. Evet. Ne istiyorsa ver dedim. Bak ne istiyorsa ver. Zaten dedim o adam farm atacak bir insan değil. Ver hevesini alsın 2-3 gün sonra zaten çıkar dedim uğraşma. Sana o yüzden verdiler Çeto. İşte onu bilmiyorum ben. Ha ya vallahi yalansa bak. Ben onu bunu bilmem de. Orasını bilmiyorum kardeş. Biz çar kasacağız slot yok. Ya kaybettiği bir masa yok yani anladın mı? Gitmiş Esant'a karıştırmış oraları da yani. Allah çarpsın bak Esant'a gittik. Dedik ki kardeş biz burayı 3 ay istiyoruz. İlk başta yok dediler. Ondan sonra Jacoben Nicky ile gittim adamlar saldı slotu. Ben ne yapayım yani? Herkes akıllı olsun yani. Abi çar kasmamış lazım. Allah yukarıda vallahi. Herkesin sizin gibi oyunda tanınmış, yayın açma gücü olmadığı için tamam mı? Normal evinde bilgisayarla oynayan adamlar, farm atan insanlar bu adamlar kosla vurduğu zaman ben Çeto'yu da tanıyamıyorum, Yahil'i de tanıyamıyorum. Slotu adam da getiremiyorum. Kimse de parayı da yolda bulmuyor. Orada oturup adam aylarca geni harcıyor. Dönüp baktığında kutu da alamıyor. Bu adamlara nasıl karşılık vereceksin Çeto kos kullanmadan? Bak oyun şimdi, da bir şey yapmıyor. Türker ben sana şunu sorayım. Sen Agartha'lısın değil mi dostum? Evet. Tamam. Estor sana gelip kase attı doğru mu? Evet. Tamam. Slot'un elinden aldı mı alamadı mı? Verdim. Verdin. Ben verdim. 1,5 ay kase attı ben sonra verdim. Sonra bu uğraşılmaz dedim. Bunu alamana koyayım slot'u gitti. Doğru mu? Evet. Tamam sonra Estor'un slotuna ne oldu? Duruyor şu an. Duruyor. Hala yapıyor mu orayı? Hayır hala Yasin kase atıyor ya.
Ha, şu an kanserleşiyorlar orada. Evet. Orada olaylar harlı yani. Ben şimdi anladım. Peki sen Yasin'e bir yerde vuruyorsun mu? Banlandık. Yasin banlanmadı ama. Yok. Anasını sikerim böyle işin. Nasıl oluyor bu? İşte, kops, işte anladın mı? Bak iki taraf da kops kullanıyor. Bu taraf banlıyor. Onlar yemiyor. Bak ben şu an geneyle karşıdayım kanka. Gel sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bir tane videolar, bir videolar var elimde. Adam iki paramın slotun ortasından vuruyor. Kospu takılmış. Tamam. Abi bak benim 500'e yakın çarım var. Yani aktif mail atabilecek çarım var. 500 tane çarla reportladım. Kafayı yiyeceğim. O çar hala o slotta dönüyor. Ben banlandım. Allah Allah. Ondan sonra şey kusura bakma. Sonra herkes forumlarda şeyde işte cosplaylara şöyle olsun böyle olmuyor abi. Hiçbir şey olmuyor, anladın mı? Sen slotta mücadele veriyorsun. 20 bin 30 bin bak belki diyorum bak bu bazı insanlar için küçük paralar olabilir. Bazıları için çok ciddi paralar. 10 bin dolar küçük para mı amına koyayım? Dolar değil ya, daha dur dolara geçemedik biz, TL'deyiz. Abi 30 bin dolar dedi, 30 bin lira dedi, 1000 dolar. Ha işte yani 10 bin 20 bin liralık geniye harcıyor adam o slotta, en son parası bitiyor. Adam ufacık bir makro açtığı zaman banyıyor ya da hapse düşüyor. Karşı tarafa da bir şey olmuyor, o adam ne kadar durabilir ki orada? Abi bizimkiler de CZ'de ban yedi ya bir ay. Evet. Ufacık bir makro. Yani şimdi Çeto. Ufacık birazcık arkada ben şu ufacığı biliyorum. Ama şimdi şu konu şuna çıkıyor. Adamlar CRC Restant'ta cosp kullanıyor. Götten yememeler bir ay iki ay perma yiyor artık ya da ne olduğu belli değil. Yani bu cosplaylar ban yememiş. Anladın mı? Ben şeye takıldım bu arada. Ama bu CZ'deki ban... dedi, ona takıldım yani. Bak bu CZ'deki ban olayı sadece bizim klanda değil. Arakiri öyle, BB öyle, Fate klanı öyle, Nobody, Helarmi. Yani tamam Priyes'i banladı ki. Sadece bizim değil. Baba mesela biz yemiyoruz. Bizde ufacık yok mesela, anladın mı? Yani götten yememeyi yapıyorlar cayır cayır. Banlanıyorlar kanka. Bu sen de biliyorsun yani. Tamam bak, da. Şu an güncel bir şekilde bak. Şu an slota bakıyorum kanka. Adam bir taştan diğer taşa vuruyor. Yani... Anladın mı? İstediğin kadar reportla abi. Ne chat report evet. Çalışıyor, ne bir şey çalışıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Ama ne hikmetse karşı tarafa gelince her şey saat gibi çalışıyor böyle. Hani sanki oranın mesaili yapan elemanı gibi. Sabah 9 akşam 5. Yani bu kadar hızlı bir aksiyon alınması. Biz 4 gün sonra banlandık ya. Bu kadar hızlı olamaz yani. Şimdi ben sana bir şey rica edeceğim. Bunların kullandığı cosp'u bana atar mısın özelden? Ben sana yazarım. Bende var kanka, tamam, bende var. İsmini bana yazar mısınız? Bir de bir ben reportlayayım bakalım. Yazayım kanka. Sizin kullandığınızı da yazın, siz de reportlayayım. Herkesi kanka, reportlayayım yani. Kanka ben attım kanka sana. Tamam. Bakayım neymiş bu? Dur bir dakika. Bu ne dosya? Baba cosp'u niye attın bana? İndirsem yer rayıcı zamana koyayım. Yok indirme. Bir dakika. Video attım sana. Yo da şey değil ki o, cosp değil kanka, videoyu attım. Ha video mu? Cosp'un videosunu evet. Oğlum çok bak ben bunu izlesem yarrağı yerim gibime geliyor. Bak zaten balık tutacağım gibi bu yayın sonunda. yok şeyin, cosp'un kullanımının yayını kanka o. He. 33 dakika, o yüzden o şekilde attım çünkü atılmıyordu. Sana cosp'un şeyini de atayım kanka, hemen bekle. Bağlanayım hemen Türkiye'deki kasama. Şimdi... Bekle. Abi bu nasıl olacak peki, bu olaylar nasıl dinleyecek Türker? NTGM'e seslenmek hani ister dinleyecek, misin? Şöyle dinleyecek bence. Sesimizi çıkartmayacağız abi. Parası neyse vereceğiz. Aralarına katılacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız yani. Başka türlü çözüm yok. Çünkü biz çok ciddi bir kase attık yani. Baba bak ben sana planı anlatıyorum. Yasin abinin yüzüğü öp. Tamam mı? Beni dinle. Yasin abi de bir yanlış yaptık. Gel de yol yakınken geri dönek, tamam mı? Ben de çarı bozayım. Okyal, efendim. Şey diyeceğim. Şu alttan birine çekmiştin ya, onu da bir çeksene, dinleyelim onu. Ferdi mi? Çekeyim. Evet. Türker konuşmak istemiyor, susacak o zaman. Tamam. Yok zaten yok. Benim söylemek istediğim şeydi yani. Biz onun bulduğu kospla kase attık. Tamam. O belki başka bir şey anlatır diye önden söylemek istedim. Başka bir şey, aksini söyleyemez zaten. Bir çeksene. Çektim.
Kostun adını da dosyasını attım ben demek ki, kapatıyorum kanka. Tamam. Ferdin birkaç. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor, hoş geliyor. Geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi şöyle, bahsi geçen 4-5 kişi geçti, isim geçti. Benim de adım geçti. Siz şimdi değerli bir yayıncısınız. Öncelikle herkes eşit. Ben teşekkür ederim. Herkesi eşit bir şekilde dinleyip hani yorumlarınızı ona göre yaparsanız yarın bir gün hani başka bir şeyler duyduğunuzda üzülmemek için, izleyenleri de yanlış yönlendirmemek için daha mantıklı olacağını düşünüyorum ben. Tabii, buyurun. Sonuçta tek taraflı dinliyorsunuz. Tabii, haklısınız. Şimdi ben Bursa'da oturuyorum. Hoş geldin. Şöyle diyeyim, hoş bulduk. 04'te ben normal slot dönüyordum. Kasa attım 1,5 ay. Yasinlerle hiçbir bağlantım yoktu. Ben slotu aldım bir şekilde. Tamam. Ondan sonra ben dönmeye başlarken Yasin'le tanışma bir şeyimiz başladı. Serüvenimiz başladı. Ama Yasin'le hiçbir zaman ortaklık, kosponu vesaire hiçbir şey kullanmadım. Tamam. Yani adam şunu diretmiyor diye demiyor. Kardeşim bak, benim kosponu kullanmak zorundasın. Evet, KS'ye gelebilir. Ama gelmedi. Normalde gelebiliyor böyle peki, şeyler. Peki sana haber gönderdi mi? Bak oralara gelirim ha falan. Hani anladın o şimdi tarz. Hepsine geleceğim. Tamam. Şimdi Ömer dediğim arkadaşa geleceğim. Önce onun adını ağzına almak istemiyorum. O kutsalı bozdu. Bunu da herkesin içinde söylemek istiyorum. Benim 2 ay önce ölen babamı kattı. 2 tane kızım var. Kızımı kattı. Bir oyun için. Bak, bir oyun için. Ben de şeref sözü verdim. Bana dedim... Türker yüzü orada. Masaya mermimi koydum, bu benim şerefim dedim, namusum dedim. Dedim ki hakem ol, yeri sen söyle, gelmezsem İstanbul, Ankara, Adana, Türkiye'sinden tamam, gelmezsem. Tamam, oraya geç, oraya geçelim. Tamam, onu söylüyorum ben net bir şekilde. Tamam. Böyle bir insanla konuştuğunuzu bilin öncelikle. Tabii. Bunu söyleyeyim size. Tamam mı? Devam etmek istiyorum şimdi. Buyurun. Şimdi ben 04 dönüyorum. Ömer Agarte'ye 1'e girdi. KS'ye. Türker'e. Evet. Ve slotu 1,5 ay sonra aldı. Ondan sonra almadan önce, özür dilerim, almadan önce desteğe gittim ben de. Ama bunları cosplay değil. Yani kendi işte AFK botu olsun, başka bir şey olsun. İsim verme, hani... isim verme. Tamam, özür dilerim, tamam. Gittim, ben de Türker'e gittim. Biz Türker'le tanıştık KS süresince. Baktım çocuk dedi ki, ya dedi benim 2 yaşında bebeğim var. Yani çok düzgün bir şekilde konuştu. Çok vizyonluydu, çok düzgün bir adamdı. Biz dedi ki kardeşim, o zaman bu KS'yi bitireceğiz. Agarte'ye devam etmeyeceğiz. Adam geldi, slotlarını da verdi. Tamam mı? Dedi tamam dedi. O zaman 3 slotu siz dönün. Bu KS'yi sonlandıralım. Tamam. Tamam dedim. Sonra Yasin devam etmek istedi. Ben dedim ki kardeşim bak, bu adama girmeyeceğiz. Hiçbir türlü girmeyeceğiz. Benim sözüm var arada. Bana itimat ediyor musun? Biz Yasin'le yüzde konuştuk. Ama dediğim gibi hiçbir türlü hiçbirini kullanmadım ben bunun. O sırada Ömer'le dost olduk. Agarte'ye beraber döndüğümüz için. O kamp 1'in dönüyordu, ben kamp 2'sini dönüyordum. Biz güzel bir dostluğumuz oldu. Biz hep diyorduk ki hani böyle bir sistem kurulur mu? Kurabilir miyiz? Vesaire konuşuyorduk o sırada. Ama o sırada Ömer bu kospu kullanıyordu. Devam ediyordu. Evet. Yani şöyle bir diretme yok. Kospu kullanmazsan, kospu kesersen biz bu slotuna gireriz vesaire, böyle şeyler yok. Şimdi geleceğim, zaten anlayacaksın olayın aslını, anlayacaksın. Tamam, sona doğru yaklaşalım. Evet, tamam. Sonra ondan sonra biz Agarte'ye girdik. Türker'le bir dostluğumuz oldu vesaire. Ömer dedi ki kardeşim bu iş böyle gitmiyor. Biz bu işin kendimiz yapmamız gerekiyor. Bir slotu 3 yani biz... parti mi vuruştu bir slotta? Nasıl oldu slotu? Aynen, bir parti vuruşuyor. Evet, tamam. Bir slotta bir parti. Tamam. Yani 8 tane çar koyarız. 3, 4, 5'e göre ata, hani karşı tarafın aksiyonuna göre aksiyon alırız. Tamam. Örnek veriyorum, o 3 açarsa biz 4 açarız. O 4 açarsa biz 3 açarız. Hani onu dengeleriz. Kutu, paramonda kutu önemlidir. Kutu aldığı sürece zarar etmez slotta. Tamam. Ondan sonra bu iş böyle gitti. Türker'le de bizim dostluğumuz sıkılaştı. Biz Yasin'le ters düştük. Bazı evet. konulardan dolayı, ama o haklı ama ben haksız, bir şekilde biz ters düştük. Ömer dedi ki bu iş böyle olmaz kardeşim. Biz dedi bu işi çözmemiz lazım. Sen dedi cosplay bulur musun? Dedim kardeşim bulurum, sıkıntı yok. Sonra biz cosplay bulduk, yazdırdık vesaire vesaire. Biz ekip olduk. Türker, ben, Ömer. Bizim amacımız Agarte'ye gelirlerse bu cosplay aleyhine kullanmaktı. Yani şey yapacaktık, defans yapacaktık. Yani biz defans yapacaktık. Ama bu arkadaşlar açgözlülüğünden dolayı dediler ki böyle olmaz, savaş açacağız. İsimleri de tek tek söylerim. Onu çağırdı. Pandora'dan bunu çağırdılar. Size kost vereceğiz. Yasin'lere savaş açacağız. Bunları bitireceğiz. Vesaire vesaire. Diye ya bu ben işlere... bile göze geldim. Destek lazımsa geleceğim amına koyayım ha. Sesim geliyor değil mi şu geliyor, an? Geliyor. Böyle. Hayır. Bu sistemi biz kurduk. Ondan sonra
Yani işler sarpa sardı. Bizim cosplumuz fıs çıktı. Oyunlar düşmeye başladık. Slotları kaybetmeye başladık. O sürede biliyorsun bu KS süresince kaybeden taraf her zaman birbirine düşer. Doğru. Biz kardeşim birbirimize düştük. Yani biz kendi kendimizi yaktık. Adamları da tebrik etmekten başka hiçbir yapmamız gerekiyordu. Ama bunlar bunun altında kalmayı tercih etmedi. Dediler ki biz bunun altında kalamayız. Biz yapılanacağız. Beni devre dışı bırakarak Türkay, Ömer ve Ömer, Türker, bir de Kostu çocuk. Baba seni üçü fişi çektiler o zaman. Fişi çektiler. Tabii tabii. Beni fişi çektiler. Beni fişi orada çektiler. Çünkü daha farklı mevzular vardı. Çok da detay girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tamam. Ama sıkıntı yok. Zaman var derse ben her şeyi belgeli bir şekilde de yani yarım. Burada grup konuşmalarımız var. Ömer'in, Türker'in. Orada ayrı ben, düştüğünüzü biz anladık. Sonra ne oldu? Evet, devamına kullandığımız gelelim. Kullandığımız koptaki, şimdi onu da geleceğim. Ondan sonra bunlar yer altına girdi. Ömer, Türker ve Kosturcu bunlar yer altına girdi ve yeni yapılanmaya başladılar. Baba, yer altı ne? Kost mu yani? Yer altı ne oluyor? Şimdi aynen şöyle yer altı. Yani slotlar artık kimseye söylemeyecekler. Bir isim olmayacak. Tamam. Ve küllerinden doğacağız hesabına. Hani çöp slotlarından başlayacaklardı. Tamam mı? Kuşu tarzı yani. Abi çöp aynen çöp slotlarından başlayacaklardı. Ama bilmedikleri bir şey var. Şimdi Yasin 7-8 senedir bu oyunun içinde. Yani her yerde selam verip aldığı insan var. Bunlar çöp stoklarına dadanmaya başladı. Dadanınca hemen Yasin'e dediler ki abi bu ekibi tanıyorum bak bu ekip geliyor bizi vuruyor. Gibi çakışmalar olunca Yasin devreye girdi. Dedi ki kardeşim bak Ömer yanlış yapıyorsun. Hani KS bitti. Artık yani bitir bu işi tamam mı? Bokunu çıkarmaya hiç gerek yok dedi. Konuşmalardan sonra işte Kosp'u ifşalamalar, nevşalamalar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Kosp'un yazılımcısı yani ben buldum. Kosp'ta yalan söylüyor Ömer. Ömer'e kullandığı bütün görüşmeler, videolar her şeyi var. Kosp'un içeriğini de anlatmak istiyorum. Zaten... Dur çok anlatma. Çok tamam. Üstünden tamam, geç. Tamam. Hani yani... çift Wolf var mı? Çiftbol bizim kostu yok ama Bersengeli bir level çara attırabiliyoruz. Mesela şu an benim çarımda duruyor hala. Çarım size verebilirim. Yok, çarı girdiğin zaman dagger'lar var. Dagger'lar magic pack. O Begeta denen dagger'ların olayı ne tam olarak? Yani ne işe yarıyor? İşte onu kost şey yapıyorsun, mekleri kullanabiliyorsun ücretsiz şekilde. He. Bekleri kullanabiliyorsun. Ondan sonra şey takma var. Patos var. Şey var. Bir level çara 80 skill'i vurdurabiliyorsun varıyor. Allah Allah. Tabii. Daha neler var. Ondan sonra slot satma olayına geleyim. Slot tamam. Satma oraya gibi kesinlikle. Ben de merak ediyorum. Yasin evet oraya şey da geleyim. Anlattı. Ben dedi mafya değilim falan. Biz sayarlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben Yasin'le çok ağır kavga ettim. Bizim kavgamız şöyle oldu. Yasin'e bir kelime kullandım. Dedim ki. Sesin azaldı. Kulaklığın çıktı galiba. Şu an geliyor mu? Evet geliyor. Şu an geliyor evet, mu? Evet, telefonum çaldı. Kusura bakmayın. İlk defa telefonla konuşuyorum. Şimdi şöyle. Yasin'e ben tek bir kelime kullandım. Kardeş dedim. Evet. Biraz küfür etmeyi sever. Bana dedim ne olur küfür etme. Bak. Ama dedim. Öldürelim, vuruşalım hiç sıkıntı yok. Ama dedim bana küfür etme. O da Allah razı olsun beni kırmadı. Hiçbir zaman küfüre girmediği için biz diyalog haline girebildik. Yani kurabildik, diyalog kurabildik. Slot tamam. Satma olayına geleceğim şimdi. Slot satma diye bir şey şöyle yok. Kendi içimizde var tabii. Mesela örnek veriyorum ben slotu dönmem. Dedim ki kardeşim bak benim burada bir masrafım var. Charlie'yle bu slotu al. Tamam mı? Böyle bir muhabbet olur. Barış abi de Zero'da dedi ki kardeşim. Ben senin şöyle o birinden slot aldı. Ya Yasin aracı oldu burada. Hani Yasin satmadı. Hani eş dost aracılığında bir slot sattı. Baba seni arayıp duruyorlar ha anlatıyorsun diye ben söyleyeyim sana. Alo. Şu an gelişmişsin. Geliyor evet. Seni kadar arıyorlar. İşle alakalı. Ben dükkandaydım bugün sıkıntılar vardı. Ben anladım seni cosplayerler arıyor. Yok hemen bak bir saniye hemen atabilirim istersen sana kimin aradığını. Bizde yalan yok. Yok baba ben güveniyorum sana. Şimdi o slot satma olayı öyle. Şöyle bir şey yaptı Ömer. İşte şöyle bir şey yaptı. Bunun konuşmaları da var. Evet. Ömer slot sattı. Aldığı slotu parayla aldığı slotu başkasına sattı. Baba aldığım ekibe... haberlere göre karlı satmış. Evet 15'e aldı 25'e sattı. Ama şöyle sattı bir de işin tuhaf tarafı şöyle. Sattı adama NCS'e basıp KS'ye girdi bizim kostümümüzle. Yani böyle bir arkadaş kendisi. Ooo
Ömer'e var. tabii. Ya, yani böyle bunlar hatta akontlar benim akontum. Çarlar da banlı. Arkadaş da ban yedi. Ekipçe bir ban yedik biz. Ben hariç. Türker sağlam bir ban yedi. Ömer sağlam bir ban yedi. Ben niye ban yemediğimi de söyleyeyim. Ben 04 ile 05'te KS'leşiyordum. Tamam. O fazla sallamadılar. Bu savaş bir de başlar bir de biter. Bizim yani şey dediğimiz olay savaşın... Baba olayı bir olayı ne? Ayın birinde başlıyor, dirayın birinde mi bitiyor? Hayır. Slot bir de biter. Savaş slot bir de başlar. Bir de biri alan bütün server'ı alır. He. Kural... Bu kuralı slot... kim koymuş? Yasin abinin kitabın bu. Yok, bu genel bir şey. Yani şöyledir mesela... Her slotta biliyorsun işte HTB'de, HTC'lerde de mesela 1'de var, 2'de var, 3'de var, 4'te var. Ama 4'e 5'e gelen KS'leri fazla ciddiye almazlar. 1'e gelen adam ekiptir. Yani onu direkt kafada çizersin. KS'ye ona göre aksiyon alırsın. Peki başka kurallar var mı bu tarz? 1'de başlar, 1'de biter gibi. Şöyle kuraldan kastım. Yani bu kuralları kendimiz koyuyoruz. Yani bu kuralı mesela... Yani konuşuldu böyle bir kural konuldu. Biz mesela Agarta'ya birden girdik. Bunu biz Ömer'le koyduk mesela bu kuralı. Birle başlayalım. 2, 3, 4, 5 öyle bir gitsin. Bir dakika ya. Hayır sen benimle ben Agarta'ya girerken sen kim? Araya girme ben dinledim seni Ömer kardeş. Tamam tabii ki de. Adını almak istemiyorum. Elim kolum tutuyor. Lütfen sen girme. Arkadaşlar birebir kavga olmasın. Lütfen. Ondan sonra yani anlatılan dediğim gibi biz ekiptik. Yani Allah kahretsin nasıl bir işe girdim, nasıl insan, bak Türker'e lafım yok. Türker hani şu an tek yaptığı hatası böyle bir hani küfürü, böyle bir olaya girip de böyle bir insanla ortaklık yapması sorun değil. Kendi tercihi ama benim Türker'le hiçbir sorunum yoktur. Ben onlar razıyım. Hatta bu KS'nin bu durumlara gelmesinin sebebi de yani bir nevi Türker'dir. Türker'e baba, sırf agar Türker gelmesin olayım. Harlama bu ütü kullanıyor mu Türker? Tabii şu an üçü ekipler şu an alttan yapışıyor. Mesela burada kullanmıyorum diyor Türker, yakaladım. Şimdi Ömer şu an KS'de zaten Ömer şu an sattığı slotta KS'de Ömer. Barış KS'de şu an. Vay baba burası Brezilya dizisi gibi olmuş. Kimin eli demek ki bu şey gibi oluyor. Sesim geliyor mu? Geliyor çeto. Bu şey anlamına geliyor hani ülkeler savaşınca başkenti kaybeden komple savaşı kaybetmiş oluyor ya. Bu da herhalde olmuş. Öyle bir şey. Tabii. Ya bu kural yaygın bir kuraldır. Yani hani bunu Ahmet Mehmet koydu diyemeyiz. Bunu kendi içimizde bir aldığımız zaman bunu sen de diyebilirsin. Bir KS'ye girdiğin zaman ekipçe. Çünkü ekip olayı var ya mesela işte onun ekibi bunun ekibi. Şimdi ekipte şu vardır. Ekip dediğin zaman bütün slotları döner. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela biri vurdun aldıysan zaten bir de baş vardır her zaman. Yani bu işin kuralı odur. Ne yani başı? Benim düşüncem. Neyin başı? Ya hani başlayayım. Yani mesela başı, yılanın başı. Tamam. Yılanın başı. Şimdi mesela Türker Bey'imizle Ömer Bey'imiz kendi baş yaptı. Birileri onlar girdi. Ben mesela 4-5'te KS attım. Onlar beni zaten ekart etmek için bahane arıyorlar. Neyse onlara girmek istemiyorum kanka, şimdi. Kanka Türker'i alır mısın Afrika odasında? Alırım. Ama şeye kavgaya dönmesin baba. Yok. Benim... Doğru. Tamam. Onların birlikte. Yani ben... Etmek isterseniz edebilirsiniz. Ben içeriden çekirdek alır izlerim yani sorun yok. Yok. Benim kavgam acaba sadece Reyhan'la. Efendim. Sesim yayında mı şu an? Şimdi Türker bu adamı fişini niye çektiniz baba? Şimdi abi bak şimdi burada 2000-3000 tane insan var. Burada kimse bizim şahsi sorunlarımızı dinlemek için gelmemiştir büyük ihtimalle. Tabii. Konuyu uzaklaştırmak yani konuyu gerçek amacına ulaştırmak için cümleyi toparlayayım. Toparlayalım. Ferdi arkadaşımız Z4'te farm atıyordu bir sorunum yoktu diyor ya. Evet. O kendi burada ondan kospu vermek için 30 milyar para istediler. Doğru mu Ferdi? Kardeşim şimdi şöyle bir doğru. Dur abi bak 2000-3000 kişi bizi izliyor bak biz burada. Tamam da bunu siteye girdiğin zaman da para istiyorsun. Bunu kim sana sana bedava vermez ki? Biz bedava verdik size slotları. Bizde para geçmiyor. Biz para almıyoruz hiç kimse. Tamam da ben KS attım da aldım. Türkiye tamam. Şimdi neyse, olayları fazla getirme lütfen. Tamam bir dakika dur. Olayı toparlayayım. Sen 30 milyar para istediler mi senden kardeşim? İstediler kardeşim. Ha, sen İstanbul'a geldiğinde demedin mi? Bunlar böyle adamlar. Şöyle adamlar. Dedin mi demedin evet. mi? Evet ha, dedim. Tamam. Şu anda söylüyorum tamam, zaten. Şimdi. Az önce şimdi aslında söyledim. Yael olay ne biliyor musun? Biz olay bu arkadaşı ne? Siktir etmedik. Karşı taraf bu arkadaşı siktir ettiği için, para istediği için
Bu arkadaş bizimle beraber iş yapmak istedi. Cosmo da buldu. Evet. Az önce chat'o da varken de söyleyeyim. Ben hayatımda ömrümde COS kullanmadım chat'o. 8 yıldır 7 yıldır ya, bu oyunu telefonda oynuyorum. Bana kullanıyorum dedin ama. Baba hayır, az önce COS'la vuruyorum dedim. Arkadaşlık bak, kullanıyor dedi. Türker kullanıyor bak, dedi. Şu an. Switch'te kullanmıyorum. Makro kullanıyor. Kendi yazdıkları makro var Türker'de. Abi bak söylüyorum. Ben söylüyorum aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben hiçbir slotta COS kullanmıyorum. Benim oyundaki bütün çevrem bilir. Rica ediyorum chat'tekiler de yazabilir. Doğru. Şimdi onu söylüyorum zaten. Doğru. Ben seni şu an tamam. Tutunum, ben onu sadece, bak, biz sadece az önce Yahel'e de söyledim. Bir slotun bir aylık sadece geni yağmur kullanırsan 10 bin 20 bin lira gibi rakam para harcıyorsun. Herkesin bu parayı vermeye gücü yok. Karşındaki adam da bunu kullanıyor. Buna karşı gelmek için oyun yetkilileri de raporta bir şey yapmadığı için biz mecburen COS kullandık. Şimdi, KS'de. Bir dakika. Konu bu an, şu an burada bir dursun. Türker en son ne zaman banlandın dostum? Delikanlı gibi cevap. Ben banlanmadım. Hiç banlanmadım. Hiç banlanmadım. En son banlanı hatırlıyor musun? Bir saniye. 2 hafta falan öncedir. Banlanmışsın işte. Chat'onun yayını. Hayır, ben banlanmadım. Ben hiç banlanmadım bu zamana kadar. Anladım. Türker banlanmadı. Diğer arkadaş banlandı mı? Ömer banlandı diyor. Bir banlanmadım diyor. Anlamadım ben. Ömer'in kendi çarları yoktu. Bizim Recep diye bir arkadaşımız var. O banlandı. Chat'onun banlattığı zaman. Peki, Ferdi hiç banlandın mı bu vakte kadar? Hayır. Sadece iki tane çarım banlattım. O da yanlış TS kullanımından banlattım. O da bu an olay değil. Bu önceki olaylar. Ya baba ben anlamadım. Herkes burada COS kullanıyor. Günün sonunda kimse banlanmıyor. Ben de kullanmaya başlayabilirim ha. Zaten şunu da ekleyebilir miyim? Yani. Ekleyebilir miyim? Benim kafa çünkü yattı. Tabii buyurun. Onu oyuna ilave edeceğim. Şimdi COS'u bypass ettiğin an zaten COS görünmez hale geliyor. Burada önemli olan COS'u kullandığın, nasıl kullandığın. Uzaktan vurursan bu zaten ban sebebi. Ama biz tamamıyla legal kullandığımız için COS'u sadece seri Z'ye alıyor. İşte vesaire. Bunları kullandığın için ban olayı ortadan kalkıyor. Anlıyorum. Şimdi Forum TR Ünsal abi demiş ki yazılımları ayarlayın villa tutuyoruz demiş. Ünsal abi dur. Abi ben şeyi anlamıyorum. Bak buraya 5 tane farklı 6 tane cosper geldi. Kimse banlanmadı. Ya bu eski game hiç. Ben olsam gocunurum bunları dinlerken. Şimdi benim bir şey eklemek istiyorum. Burada yanlış, çok büyük bir yanlış var. Onu da düzeltelim isterseniz. Düzeltelim. NTT giyim işte içeride adamlar var vesaire böyle konuşulursa çok farklı mecralara ve boyutlara gider. Bu hepimizin başını ağrıtır. Böyle bir şey olma ihtimali sizce var mıdır? Yani böyle bir şey olma ihtimali bence yoktur. Bunu yani çok yanlış yerlere gidebilir. Baba bak ben bunu sana şahsi düşüncemi söylüyorum. Tamam mı? Delikanlıca söylüyorum. Bu işin önüne geçilmiyorsa eğer, tamam mı? Uşun ucunda olmasalar bile bence o yakılan geniler onların hoşuna gittiğini ben düşünüyorum. Yoksa o kesinlikle. Bu yani bu süre 3 senedir dönüp dolaşıp aynı kosp kavgaları farklı kişiler. Yasin var. Yasin Fix var. Deniz zaten var. Ben Türker'i vesaireyi ilk defa görüyorum. Ferdi ilk defa görüyorum. Farklı kahramanlar var ama hep aynı konular devam ediyor. Peki ben bir şey duydum. Fake video. Var mı öyle bir olay? Var. Olmaz mı? O nasıl? Evet. YouTube'da, o da var kanka. YouTube'da Deniz Ekan'ın bir videosu vardı. Adam slota geliyor. Cosmo açıyor, seninkini kendiymiş gibi gösteriyor, dağlarda geziyor, sen sabah bir kalkıyorsun. O videosu yok hacı, yanlış, gene yanlış biliyorsun. O videosu yok Deniz'in. Öyle videosu yok Deniz. At kardeş. Fen ve öyle demiş ki, Kurtlar Vadisi mi izliyorum anlamadım demiş. Cosplar Vadisi istiyorsun dostum, Kurtlar Vadisi değil burası. Çok güzel bir başlık oldu. Evet, Cosplar günün başlığı izliyor muyuz? Okay, Kubi'nin yazdığını görüyor musun? Yok ya bayağı yetişemiyorum ki chat'e baksan nasıl. Kubi 28'in yazdığına bir bak da adam sala bir şey yazıyor sana. Kubi 28. Anama söylemiyor değil mi? yok. Tamam. Abi öyle biri yok Kubi 28 diye. Neyse. KUBY 28. Ha Y ile ben İ ile aradım. Evet. KBY 28.
Çıkmadı. Ha, slash bm yazmışım ki. Abi bir şuraya bakabilirim. Ferdi Bey'in slotunda KSD'yim. Çarlarını göstermek isterseniz yayından açıp çarlarını gösterebilirim demiş. Arkadaşlar şimdi bakın. Aranızda bir kavga var, tamam mı? Ben birinin birisine KS'deki slotunu gösterirsem ondan sonra bana birileri düşman olacak. Ondan sonra diğer cosplayların grubu bana düşman olacak. Falan filan. Günün sonunda herkesin düşmanı ben olacağım. Evet, işte yani, onu çekmeye yani, çalıştım şey seni. Mi? Bak dostum. Efendim. Konuda hep bireyselleri konuşuyoruz şimdi. Her şeyi kenara at. Bu oyunda yakalanmayan Privita botlar var. Tamam. Bunlar cayır cayır kullanılıyor ve yıllardır kullanılıyor. Şimdi ben burada 2000-3000 kişinin işi çok önemli değilim. Kullanmışım. Konumuz yani kimin kullandığı değil. Bu kos kullanılıyor, patlamıyor. Entity Game'de buna hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Bak dehşet derecede video var elimde. Slotlarda. Yani aklın gider. Sanki PvP server. Ne hikmetse hiçbir şey olmuyor. Bak şimdi bu private coslar, tamam mı? Kapatıldığı evet. Oluyor mu? Hayır. Mesela örnek veriyorum, bir patch geldi, çalışmadı, oluyor mu? O güncelleme alıyor mu? Oluyor. Oluyor. 4-5 saat sonra giriliyor. Zaten şey restten rest'e paramı slotlarına gidip bakarsın, bekliyor herkes. Anladım. Ütüyü bekliyorlar yani. Günceli gelsin evet. Diye. Evet. Ama mesela Agartha'da ben dönerken gelip baksaydım benim slotlarım beklemiyordu. Sen kendime kefilim modundasın. Ben anladım seni. Sıkıntı yok. Yok, ben %100 kefilim. Ben sadece KS atarken kos kullandım. Peki ben sen işte şu an Kubi ile mi KS'leşiyorsun? Kubi kim? Chat'te dedi hayır, ya. Hayır. O Kubi Ferdi ile KS'leşiyor. A1 C2 sağ slotta. Adamı da ulan var. Çok güzel tezgah Ömer. Helal olsun sana. Yok vallahi tebrik ederim seni ben, yani. Ben seninle konuşmuyorum ama. Çok güzel ama, yapıyorsun. Okay. Peki. Şimdi bana nasıl geldi acaba? Bir dakika. Ferdi'ne de söz hakkı düştü. Ömer nerede KS'leşiyor Ferdi? Ömer 01'de. He? Şu an Agatha 1, Kamp 1'de. Bir de Kamp 2 solda. Tamam. Yarra'ya iki taraf değsin bari. Bir taraf yer verdi, iki taraf da versin yani. Kanka bak şu an ben sana direkt açık söyleyeyim. Agatha A1. Bak A1. C1 sol slot, sağ slot. Agatha 1, C2 sol slottayım. Tamam. 0, 1, C2 sağ slottayım. Eğer gelip bir video falan çeksinler, GM de gelsin test etsin. Eğer bir şey yakalarsa banlasınlar direkt. Bunları ayarladıktan sonra bir sınav var. Neyse tezgah sağ. Allah herkesin kalbine göre versin. Deme be kardeşim. Sen deme nelere yemin ettin, nelere küfür ettin. Boş ver. Şahsi senden bir diyaloğa bir... girmiyorum. Okay sen değil. 2-3 bin kişi sizi izliyor. Lütfen. Lütfen ama hiç yeri değil. Ben bir şey demek istiyorum. Yani şöyle... Karşı tarafı da dinle veya dinleme ama... Tamam. Karşı tarafı gönderin. Kim onlar? Yani isim. Kimin ismi geçtiyse. Deniz'in ismi geçti. Yusuf'un ismi geçti. Yani bunların ismi geçe. Geçen insan hani diyorlar ya mesela Yusuf'ta tek videolar yapıyormuş. Deniz karşı tarafta mı sizin? Öyle diyor işte arkadaş. He ben mesela Deniz'in videolarını izliyorum. Hey sen oradaki diyor benim hoşuma gidiyor. Yatarken izliyorum hep. Ama bir yer tarafta mı, kimle mi, bir yerde mi ben bilmem. Slot yapıyor mu bilmem. Ve Instagram takipleşiyoruz, bilgisayar yapıyor bazen onu biliyorum. O kadar yani. Şimdi şöyle, hep bunlar konuştuğu için ve hani yakınlığında olduğun için şimdi tek tarafa bir ara yüklendin mesela. Hani onların konuşmasına göre devam ettiğin için hani hayır canım bu ben, şey... baba ben bir yer tarafı, bak şimdi ben sizin tarafınızı da bilmiyorum. Tamam mı, onu bir söyleyeyim. Benim bir tarafım yok. Ortadayım. Ha, benim de bir tarafım yok. Ben de ortadayım. Evet. Yani benim bir slotum da yok. Ben kim kanka, kimle dövüşüyor onu bilmem kanka. Yani. Ortada ama karşı tarafın klanını kurmuş. A1 C2 sağda o klanla KS atıyor kanka. Ortada olan arkadaş karşı tarafın klanını kurmuş. Golden Bullet olarak. Evet Golden Bullet olarak kurdum. Tamam mı? Hani klan sorarken de sana mı soracağım hacı? Kurşunu masaya lan, koydum diyordu. Klana da koymuş amına koyayım. Neyi? Kurşunu masaya koydum dedin ya her şeye başında. Aynen. He klana da koymuş işte onu diyor. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar hep düzenli, sistemli. Anlatıldığın hani böyle çok detayı yaydığımız zaman anlatıldığı gibi değil.
Yani yok slot satmalarmış, şeylermiş vesaire. Yani burada bir şey vardır. Bu sitede de vardır. Bu sitede paranı alırsın, basarsın, kullanırsın, banlanırsın, banlanmazsın. Bir kural vardır. Bu ortadaki insan yönlendirme yapar. Eş, dost, tanıdıktır. Hani bak bu slot boş, dönebilirsin veya dönmezsin. Hani bunlar detaya dökülürse, hani nasıl diyeyim sana, bunu kendisi anlatması lazım. Şimdi o da yoldaydı. Bir saniye, lafını kestim. Private Ghost'un elit sürümü var. Drop arttırma olayı, anti bonusları, elemental bonusları arttırma gibi bir olayı var. 4-5 ay kadar kullandım, oradan biliyorum diyor. Doğru mu? Alo. Bir daha söyler misin? Abi bak şimdi. Private Ghost'un bir elit sürümü varmış. Drop arttırma varmış o sürümün içinde. Elemental bonusları arttırma gibi bir şey varmış. Anti bonusları da arttırıyormuş. Böyle bir şey var mı? Bu gerçek bir şey. Şu an yok. Şu an kullandıkları aktif kosta var. Ha, yani Türker'le benim kullandığı kosta var. Biri de yoklar. Yazdı. Lamia ve Grel'de de kost varmış. Piyasada satılan kostlar. Baba ben anlamadım. Yani bir şeyde kost... de varmış. Moradon'daki Keylan'da bile varmış amına koyayım. Kekon'da. Keylan değil. Bak bu tekli Kuru olarak gidip... Kekuru muydu neydi? Alo. Hani bu tekli olarak çöp slotları dönen çarlar var ya. Mantık çerçevesinde tek bir çarın üstü 2 saatte 3 saatte doluyor. Bütün slotlarda var yani, bu adam 2 saatte bir bilgisayarda çöp boşaltıyor. Şimdi dostlar onu bunu bırakın. Bak siz banlanmadığınızı iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Hiçbir şekilde. Ben banlanmadım. 5 ay kanka, oldu mu benim... banlanmayalı? Kaç? 5 ay oldu mu? Yok ben zaten Cosp'u kullanalı 2,5 ay olmuştur yani. 2,5 aydır hiç ban yemedin, doğru mu? Evet. Ferdi sen? Yani ben o... çok şey yapmadık ama ben de yemedim. 2 tane çar banlandı. Abi peki böyle yani bu hep böyle mi devam abi, edecek sizce? Bir dakika bende hiçbir şey olmamasına rağmen ben Felis'te TPT yedim. Bütün klan komple. Hiçbir bok yoktu bizde. Biri bizim çarlardan, yani artık bot mu kullanmış, makro mu kullanmış bilmiyorum. Bizim çarlardan bir tanesine giriyor. IP'ler çakışıyor. 5-6 tane çar Felis'te banıyor. Sınırsız ban. Ve çarda 9 raptor bile vardı benim. Açıldı mı chat o? Hayır. Ticket attım. Bir daha atarsanız cevap vermeyeceğiz gibisinden bir şeyler yazdılar. Sen ama biraz darlamışsın galiba. Arka arkaya attınca öyle geliyormuş. O, bir kere attım, bir kere. Bir kere mi attın? Evet, hayatımız geçmiş olsun. Şeye değinmek istiyorum da az önce hani sattığım slota kase girdi diyorlar ya. Evet. Şey Ferdi abi. He o benim konuya an... gelelim. Sen şimdi 15.000'e slot aldın dostum, doğru mu? Evet. Doğru. 25.000'e evet. Sattın. Bu da doğru. Barış'a sattım. Evet. Evet. Barış abi selam olsun, iyi farmlar. Evet. Peki sonra o slota kase girdin mi? Onun slotunda bak şu an benim çarlarım. Onun slotunda. Ben necesi atıp DK'ya geçtim kanka. Dönemedim. Tamam. Bilmediğim için ilk defa gittiğimde dönemedim. Tamam. Ve bu suçlamalardan dolayı bana geldiler. Ben kendi şu anki bak çıktığım çarlar şu an onun slotunda KS'deyim kanka. Onlar ama bu COPS'la KS'ye giden çarlar benimle alakası yok. Hani benim zannediyorlar. Benim çarım 83 level. 82 level. Ona COSP'a şey. Ona KS'ye giden çarlar 72-73 leveldi. Bak Barış abi şu an arayayım istersen, hatta gelsin. Barış delikanlıdır. Bunlar gibi değil. Anlatsın. Bana giren çarlar bu çarlar mı değil mi diye söylesin kanka. Ben ilk gelirken her şeyi sana anlattım. Buradaki herkes yalan mı söylüyor? Doğayım adam bulunuyorsun. Ömer sana bir video attım. Onu yayla atsana. Çato niye banlanmış baksın. Ya, yolda şimdi... giderken niye banlanmış baksın. Çato bu arada chatten de yazıyorlar. O çarlara giren kişi cost kullanıyormuş diye bir şey dendi. Tam metodan bahsediyorlar da o da hı-hı, kullanmadım diyor. Yalan söyleme kanka ihtimali be nedir sence? Olabilir, yalan söylemiş olabilir. Çünkü çocuğun da günahını almayayım ha. Çocuğun da günahını almayayım. Girdiği 4-5 part şey 4-5 çar daha ban yemişti. O zaman kullanmış baba adam. Ya efendim. Sana bir video gönderdim Ömer'le. Onu bir izlesene bak. Kanka bunun YouTube linki yok mu? Ya baba ya bak sizden ya bana paso dosya geliyor, tamam mı? Dosya ben değil normal video. Tamam bak beni bir dinle. Ben bu dosyayı bilgisayara indirirsem bir anda götüm patlayacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorum. Yani, anladın? Yok,
Bana da atsana onu. Bana da atsana. Hayır hayır. YouTube linki var, sen öyle izleyek bir şeyleri Çeto. Çeto sana atıyorum. Açma, indirme lan. Yok yok, indirme şey değil, indirme değil. YouTube tamam, ya tamam. Telefonla atıyorum. Tamam. Ya aç bir şey yok onda ya. Normal video. Ya baba bir şey yok diyorsun, arkada harlamışsın kospu, anladın mı? Korkuyoruz amına koyayım. Kanka şu an gelip Türker'in zaten slotunu elinden aldılar. Bak slottan çıkarttılar Türker'in. Agartha'da bir tane slotu yok şu anda. Kanka yok. Benim not. Hayır Ömer, yanlış söyleme. Beni slottan kimse çıkartmadı. Ben slotlarımı verdim. Ha pardon. Son bir slotunu kendin verdin kanka. A1, hayır. C1 sağ slotu. Kutu alamıyorlardı. Okey, tamam mı? Ve Yasin'in yanında bir tane şey vardı. Tefo diye bir çalışan arkadaşı. Gariban bir adam. Paraya ihtiyacı var. Geliri yok. Çocuğu hasta. Ömer attığın video ne? Anlamadım kanka, onunla bir şey. Ben Tefo'yu tanıyorum. Ha tamam, bilmiyorum tanıyorsan. O adamın ihtiyacı var mı yok mu, o zaman onu da biliyorsundur. Ve dönüp şey, Türker dedi ki, konu açınca Türker'e. Evet. Türker dedi benim bu slotuma dedi o zaman bir fiyat biç Yasin, 8-10 milyar. Onun parasını git dedi Tefo'ya ver. Sadaka olsun dedi adama. Çıkıyorum dedi Tefo slottan. Tefo bu mu? Ekrana verdim bak. Ömer attığım video nerede ne? Mukbir falan yazıyor, anlamadım ondan bir şey. Kanka onu şey söylesin ya, bilmiyorum ki. Çeto. Yok ya. Tefo. Çeto. Ya. Hadım. Bu Felix'te. Fake video var ya, fake video. Evet. Nick mi değişti? He, tamam. Açsana Yahel. At bakayım. Bak adamın nicki değişiyor. Adamın nicki değişiyor. Nasıl oluyor? Allah çarpsın. Nicki değişiyor amına koyayım. Atın abi. Postla farm dönerken mi? Farm yaparken mi? Hayır abi, adamın nicki mukbir birden değişiyor. Allah Allah. Hani az önce Ferdi dedi ya fake video yok diye. O da izlesin. Bana da göndersene Türker. Engellisin bende. Yayın aç, adam atıyor. Kanka bu arada Barış'tan benim geri kalan bakiyeyi ben de Tefo'ya hibe ettim. Oğlum bunu nasıl yapıyorlar lan? Brief. Ananı sikeyim. Şimdi bir ben öyle mi ban yedim? Ben öyle mi ban yedim? Dur bu sınırsız netesi atıyor. Necesi atıyor. Abi eğer öyle ban yediysem ben. Neyse. Aa. Şimdi. Sinirim bozuldu. Ondan sonra Yahel de gitsin 50 kill yapsın. Ya. Ananı sikeyim hayat. Adam Entity Game yaptı Nick'in amını. Baba bunu ekrana vermeyek ya. Yok. Yok abi, yeteri kadar illegal döndü bu yayında, yok. Yeter. Abi Discord'da 5 tane cosper. Ben de hani cosper miyim diye düşünüyorum yani. Kanka şimdi Barış'a ulaşacağım. Sesini buraya abi, vereceğim. Abi bak şimdi ben bu konuda... Abi amına koyayım. Beni kalkan makrodan banladılar lan. Kalkan makro bir hafta banladılar. Çeto adamlar ban yememiş 5 aydır. Kalkan makro ne yasak bu arada. Kosp serbest gibi görünüyor şu an. Dur. Evet Barış abi geliyor mu? Şimdi arıyorum, engelini kaldırdık. Tamam. Aşağıda Kubi var. Kubi kim? Kubi kanka, şu an Ferdi'ye kase atan. Ferdi. Kuzen. Efendim kuzen. Efendim. Kuzen ben Agartha'ya başladım dedim ya sana. Tamam. Ben ilk paramona gittim kanki. Tamam. Bu ya tanıştım. Tamam. Galiba burada bir arkadaşa ben 5 gün falan kase attım paramunda. Barış'a attın reis. C2 şimdi son mu? Ben Barış'a aynen. Bak evet, şimdi Barış kanki mevzuyu. Sonra beni Discord'a geldi bu arkadaşlar. Dedi ki ko benim çakal dedi bana. He. Dedim ne oluyor? Ama kim olduğunu anladın kanka sen. Çakal mı dedi? Çakal dedi kanka. Tamam. Dedi Bursa'lıyım, dedim Bursa da benim o zaman. Tamam. Ondan sonra bir muhabbet başladı kanki. Dedi çöp slotları benim, paramın slotları benim. Tamam. Kanka baktım harbiden adam dişli. Dedim ki ben şimdi 8 tane çarı bir dön. Rap bir şey kasıp questleriniz. İşte oradan bir 9 quest basmak şey amacımız. Tamam. Baktım bu adam beni burada yedirmeyecek. Dedim yan slotu atlayayım. Galiba o arkadaş da burada şu an. Evet. Buradayım, Ferdi. Burada. Aynen. He Fer şu an çarları çıktı galiba hatta şeyden. Aynen. Aynen. Neden çıktı bilmiyorum kanki ama çıktı şu an.
Baba herkes kendini güvene şey var. Herkes kendini güvene bağlıyor burada. Ben anlamadım. Sende de bir şey var hacı. Kanka şöyle söyleyeyim. Benim Yahel beni çok iyi tanır. Benim kuzenimdir. Bizim her şeyimiz legal. Bilgisayarlarımız kuvvetli. İnternet hızımız kuvvetli. Sadece tek olayımız bu. Alttan yanlışlıkla ve süreçleri gördük hacı ya. Gerek yok. Bak doğru konuşun her şeyi. Ben ne güzel söylüyorum sana bak. Ben söylüyorum. Sen niye doğruyu söylüyorsun? Onu anlamıyorum. Kanka anlayamadım şahsi ya. Konuşulursa bitmez yani. Oğlum kuzen evet. Sende mi evet, kospersin evet. Lan? Kuzenin bile kospa bulaşmış ama. Yok TBL var arkadaşlar. TBL var. Mob büyütme var arkadaşlar. Mob büyütme mi var? Ferdi şöyle söyleyeyim dostum. Şu an hemen anında bilgisayarların hepsini Yahir girebilir. Anında şu an. Videon da var. Gözünü seveyim. Videon da var. Kecon basmışsın yanlışlıkla. Uzaktan vuruyorsun. Videon da var. Dostum. Yapmayın. Dostum. Normal konuşalım hacı ya. Sen de bak bulaştıysan bulaş şimdi. Yapmayın be kardeşim ya. Yani niye burada yalan söylüyor herkes anlamıyorum ya. Güzel kardeşim. Canım benim. Bizim çocuklar, benim bir tane kuzenim, Kubi benim kuzenim. Ya bilmiyorum musun? Evet. Hani atıyorduk ki bir tane şey sana abone. Evet. O Kubi işte. Evet. Bu çocuklar bankacı, Halk Bankası, bu çocuk Halk Bankası çalışan bankacının teki. Diğeri bir tane şeyde çalışan IT'ci. Bizim tek amacımız 83.5 rap yapıp quest'lerimizi basacağız. Paramı da 80'e kasalım. Olay hırsa döndü. Mesele bu. Hiçbir şey yok Ferdi. Senin o çocuk et yiyelim diye bir çocuk sana getirdiği lafları şu an bana geri söylüyorsun. Böyle bir şey yok dostum. Yok yani. Ben seninle diyaloğa girdim mi kase boyunca? Ben sana ufacık bir şey yazdım mı? Yazdım mı? Yok yazmadı ya bu çocuk güzel adam. Yazmadı. Sanki. Normal güzelce ne karseleşiyoruz değil mi? Güzelce kostlar adlanmış fırıl fırıl vuruyoruz yani. Yok işte. Yok onun da arkadaşlığı da önemli değil. Hani TBL var. Makro var. Makrolar alttan yanlışlıkla yazıyor enter'la falan. Okay, ya o konumu da değil zaten. Barış Batori var ya. Barış abi buradaymış. Oymuş Niki AFK odasında. Batori. Çektim. Şimdi kuzen biraz biz burada çok kalabalık oluyoruz. Kalabalık oldu mu fix kavga şey... çıkıyor. Biraz yo, sayımızı dostum. Azaltalım mı? Olur dostum. Tamam atıyorum. Ferdi senden müsaade isteyeceğim. Türker'den müsaade tamam. isteyeceğim. Kuzen'den müsaade isteyeceğim. Ömer'den şimdilik müsaade isteyeceğim. Tamam. Tamam. Kapatayım mı ki? Ben size AFK'yi atıyorum. Bir şey olursa yine eklenirsiniz. Adınız geçer bir şey olur. Okay. Hani tamam, ortamda tamam. kavga çıkmasın diye yapıyorum. Yok Barış abiyle biz normal konuştuk biz zaten. PM'de. Tamam ya ben bunu çünkü tecrübe sabit sayı arttıkça kavga çıkma olasılığı artıyor. Yok Barış abiye saygın bozulmaz. 42 yaşında tamam. adam. Tamam. AFK'yi atıyorum yok. Çekeceğim tamamdır. Tekrar. Tamamdır. Ferdi'yi attım. Ömer'i attım. Çeto ile ben kaldık. Kimi çekiyorum? Barış abiyi çekiyorum. Çektim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sesim geliyor mu? Barış abi geliyor. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Akşamlar. Hoş geldin. Akşamlar. Hoş bulduk. Şimdi sen Ömer'den slotu alan abisin. Doğrudur. Abi ben artık bütün olaylara hakim oldum. Sen yani, şimdi sıkıntısız dönüyor musun slotu Ömer'le kaseleşiyor mu? Ben onu anlamadım. Ömer'le kaseleşiyoruz şu anda. Şimdi Ömer sana slotu sattı. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Sonra gelip sana neye kase atıyor ben onu anlamadım. Şimdi olayı baştan anlatayım sana. Yani evet. Az önce Ferdi de anlattı. Tamam. Ömer de anlattı. Türker de anlattı. Bak hepsi benim kardeşim gibidir. Hepsiyle çok samimi derecede konuşurum. Yani hiçbiriyle sorunum yok. Benim bir tek Ömer'le sıkıntım var dedim ben. Tamam. Türker'e de bunu açık söyledim. Ömer'i de engellemiştim. Açtım. Geçen gün konuştuk tekrardan. Şimdi olan bitene söyleyeyim. Bir slot savaşı başladı bizde. Şimdi bütün serverlarda Agartha, Pandora, Felis, Zero her yerde vuruşma mı var? Doğrudur. Her yerde kost kavgası var şu an. Hani genel olarak değil mi? Şu anda yok. Tamam. Şu anda yok. Şu anda sadece Ömer'le benim aramda var. Tamam. Şöyle anlatayım sana. Bu savaş başladığı zaman Ömer oyunu slotu bırakıyordu. Slotu satmak istediğini duydum. Ben kendim Ömer'i aradım. Ömer slotu satıyorsan başkasına verme ben gireyim dedim bu slota. Bunu da Ömer'le tamam. anlaştık. Fiyat konusunda da anlaştık. Ben bunu Ömer'e hatta şu şekilde söyledim. Ömer şu anda durumum yok. Yarısını şimdi vereceğim yarısını sonra vereceğim diye. Tamam. Ömer'le biz bu konuşmayı yaptık. Ödemenin yarısını gönderdim ben. Tamam. Daha sonra bana şunu demişti, kendisi de yine hatırlattı. Abi ben sana slota kase gelirse ne olacak diye söyledim dedi. Doğru söyledin dedim ama işin içinde senin olacağını bilmiyordum dedim ben.
Şimdi Ferdi ile bunlar bir aradayken Türker Ferdi. Yani onları da bağlayabilirsin. Rahat net şekilde konuşabiliriz biz. Tamam. Ben sana on herkes sana güvendi ve kavga çıkmasın diye ben sayıyı biraz azalttım. Yani Türker'le Ömer'i alabilirsin şu anda. Onlarla herhangi bir kavgam olmaz şu anda benim. Tamam. Çünkü biz Türker'le Bursa'da da görüştük. Abi ben şimdi şeyi anlamıyorum. Herkes birbiriyle kaseleşiyor. Kavga ediyor. Ama doğru. Realde de görüşüyor. Evet. Yani... Bir Ömer'le realde görüşmedik. O da Kıbrıs'ta olduğu için. O zaman niye kavga ediyorsunuz? Ya aslında kavga edecek bir şey yok. Ama gerçekten hani şu var. Slotlara... İlk başta Türker'in slotlarına Ömer gitti. Ben tatildeydim o sıra. Ömer'le konuştuk. Ömer dedi ki abi yardımınız lazım. Ben de gittim oraya. Hani 3 slot alın dedi ya. Bir slot da bana. Ama şu şöyle oldu. Ömer kaseleşti. Ferdi geldi. Sonra ben çar satın alıp geldim. Sonra Türker'le konuşmuşlar. Ömer'le Ferdi. 3 slotu bıraktılar. Türker bıraktı bize bunu. Konuşup anlaştıkları için. Sonra biz o slotlarda dönüyorduk. Sonra Ferdi'nin Yasin'le bir sıkıntısı oldu. Hatta ben Ferdi'ye şunu dedim. Ferdi sen orada hatalısın dedim. Tamam. Ferdi o sinirle, Yasin'e olan siniriyle Türkerlerle daha çok işbirliği içerisine girdi. Benim tahminlerim ve onlarla konuşmaların neticesini bilmediğim için onlarla bir araya geldiler. Tamam. Daha sonra işte Ömer yani yanında Özgür yani bana söyledikleri senin slotlarına Özgür girdi Ömer girmedi oldu. Fakat WhatsApp konuşmaların görselleri var. Ferdi bunları sağladı bana. Hepsi Ömer'in ismine. İşte Barış slota çar getiremiyor. Ha sonradan da bana söyledikleri şu ne kadar doğru ne kadar yanlış emin ol tartıp içemiyorum artık. Çünkü... yazışmalardaki şeylerle konuşmalardaki şey farklı. Şimdi Türker sağ olsun abi yanlış düşünüyorsun dedi bana konuda. Ama ben Ömer'in işin içinde olduğu için A1'deki slotuna KS'ye girdim şu anda. Ömer'in kendisi hatta ben direkt söyledim Türker'i de aradım. Dedim ki bak A1'deki slotuna ben geleceğim. Geldiğim zaman da söyleyeceğim. Slotuna gittim KS'ye. Şimdi Barış abi ben bunları sabahtan beri herkes için anlatıyor. Sona doğru gelelim. Olaylar şu an ne durumdaya gelelim. Tamam mı? Şu anda Ömer'le ben KS içerisindeyim. Niye? Tamam. Ben onun A1'deki slotunu vurdum. Tamam. Biz şu anda legal bir modda birbirimize KS atıyoruz. Legal bir şekilde. Evet. Yani Ömer'e de sorabilirsiniz bunu. Anladım. Ya bu şey mi? İnada bindiği için herkes birbirine zarar vermeye mi çalışıyor evet, tam olarak? Evet. Doğrudur. Anladım. Yani şimdi Ferdi o tarafa gitti. Sonra Ferdi oradan dışarı atıldığı zaman... Ferdi ile ben konuştum bizzat. Ferdi ne oldu? Siz niye böyle? Hatta Ferdi ilk benim slotuma KS'ye girdiği zaman Ömer bizim içimizdeydi. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ömer bizim içimizden benden veya başkasından bilgi alıp o tarafa bilgi verebiliyordu. Anladım. Ama bu tarz adamlar da var yani. Ya bak buradaki şey şu. Yani Ömer içimizdeydi ama onlarla da birlikteydi. O sırada. Bunu ben daha yeni öğrendim. Ferdi ile kavga ettikten sonra öğrendim bu durumu. Ömer de az değil ha. Şöyle söyleyeyim. Bak Ömer'i bağlayabilirsiniz. Yüzüne de söyledim. Türker'e de bunu söyledim. Ömer ayın 5'inde Ömer'i aradım. Kalan bakiyemi göndermek için. Tamam. Hatta o bana yazdı abi ne durumdasın diyerekten. Ben de dedim ki yarın müsaitim yarın arayacağım seni dedim. Ayın 5'inde aradım. Dedim ki Ömer sen bu kasenin içinde misin diye özellikle sorun. Bak paranı göndereceğim. Bana yeter ki doğruyu söyle dedim. Yani bunu tekrar bağlayıp sorabilirsiniz. Yeter ki bana doğruyu söyle dedim. Çünkü bana bu şekilde bilgi geliyor ama inanmıyordum. Çünkü Ömer'le ben Ferdi bile benim slotuma geldiği zaman dedim ki Ömer Ferdi benim slotuma niye KS'ye geldi? Ferdi'yle biz yemiş içmişliğimiz var. Beklemezdim ondan. Hatta sana Ferdi de mi KS'ye geldi? Evet Z4'te KS'ye geldi. Ya baba sizdi ben anlamıyorum. Herkes birbirine arkadaş herkes birbirine KS atıyor ya. Şimdi burada sonuç şu. Evet. Ben Ömer'e o tarihte bunu sordum. Dedi ki abi kesinlikle bana iki taraf da çağırdı beni. Ben iki tarafa işin içinde yokum dedim. Hatta Jacoben'le Türker'in arasını bulan kişi Ömer. Yani videolar çekilsin, şey yapsın, banlatılsın diye. Türker Ömer'e söylüyor. Ömer Jacoben'e söylüyor. Chat'in
buradaysa o da şimdi, doğrulayabilir. Ben bu mevzuyu, ben bu mevzuyu anladım. Şimdi Ferdi, Türker, Ömer. Sen Barış abi. Tamam mı? Bu Agarta tayfa. Doğru muyuz? Zero ve Agarta. Zero ve Agarta. Şimdi karşı tarafta Yasin. Yasin abi. Yusuf. Yusuf o işin aktif değildi çok fazla. Yusuf bu işin karşı tarafın başı mı? Başı diyemeyiz çünkü şimdi şöyle bir şey var. Oyun içerisinde bahsedilen hani slot satma olayı sadece kişisel bir olay. Tamam. Bunu yani ekstra bir ücret alımı, slot başına ücret alımı diye bir şey yok. Bunu Türkerler de Ömer de aynı şekilde kabul eder. Neyin merkezindeyim yarram? Adam bana yazıyor diyor ki bu adamlar bot, gel yayın aç banlat bunu diyor. Evet, neyin başındayım ben? Evet, Çetin annem yarak yazıyor oradan ya. Oğlum, çocuğu. Adam bana dedi ki bu adamlar bot, sohbet ediyor ya. Adam dedi ki bu adamlar bot, gel yayın açıp bunları banlat dedi. Ömer bana bu yolla geldi. Orospu evladı seni. Ananı tövbe sta. Neyse devam et abi. Çeto yakışmadı. Adamı harladın, aleve verdin amına koyayım. Görmüyor mu ne yazmış? Her şeyin başı çetu. Ananın başı çetu senin. Şimdi buradaki olay işte iki tarafın birbiriyle kavgasından çıkan bir olay yani. Tamam. Başka bir şey değil. Şimdi çeto bunu bana Ömer de yazdı. Tamam mı? Ben onu anladım. Ömer bana bunu yazınca bir baktım, bir araştırdım. Ömer'in bu işlerde bir adı var mı? Lakabı var mı? Lisanı var mı? Ve buldum. Şimdi ya Yahel bir şey atacağım sana. At. Seninle ilgili önemli bir bak ondan tamam. Sonra. Bakayım. Bayağı önemli. Sana WhatsApp'tan attım. Gönder bakayım. Şimdi olay bu. Yani benim açıklayabileceğim, söyleyebileceğim. Bayık yazdıklarım bak yani onlar bayağıdır yazmış. En son attığıma bak. Ömer ve Türker'den de aynı şekilde onaylatabilirsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni ne diye banlatacaklar, uğraşıyorlarmış da. Yani ben burada banlanacak ne yapıyorum? Ben anlamadım. Bilmiyorum. Öyle yazmışlar. Bak ne yazmış. Gördüm o SS'ler bana da geliyor da. Şimdi beni banlayacağınıza buraya 10 tane cosplay geldi. 5 aydır banlanmamış. Değil mi? Önce bir onları banlayın. Sonra ben de banlanacaksam, bir suçum varsa ben de banlanayım. Benim için problem yok. Ben hapis yatarım. Bir hani oyuna aykırı bir şey yapıyorsam burada banlanacak adam ben değilim. Agarta'da ortalık 56 bir yer yanıyor. Zero birbirini vuruyor. Kost savaşı çıkmış. Ben niye banlanıyorum? Kost ben mi kullanıyorum? Onu anlamadım. Yael, müsaaden varsa ben... Abi buyur, buyur. Konu dağıldı. Yok, izin isteyeceğim. Çok fazla vaktim yok çünkü. Tamam. Teşekkür ederiz katıldığın için. Yine ekstra bir şey olursa ben bir şekilde sana ulaşır, bilgi veririm. Ben de ama, çıkayım, moralim bozuldu benim de. Ama söyleyebileceklerim şeyler bunlar tamamdır. Şu anda. Tamamdır. Kendinize iyi bakın, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Keto görüşürüz, hoşçakal. Evet dostlar, şimdi... Enti Game'in Discord'unda beni banlatmaya yönelik yazılar yazıyorlarmış. Yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben bununla kimin yaptığını az buçuk tahmin edebiliyorum. Mireş Tank böyle banlanmıştı. Dostum, Mireş Tank'ın banlandığı dönemde hakaret etmişti. Mireş Tank ondan banlanmıştı. Ben herhangi bir kimseye hakaret etmedim. Veya katılanlara dahi kimseye hakaret etmedim. İllegal yazılım kullanıyor olsalar da etmedim. Onu söyleyeyim yani. Buraya böyle cosplay'lar skin'i sallaya sallaya gelebiliyorsa bunun sebebi veya sorumlusu ben değilim. Öyle söyleyeyim yani. Adamlar hep söylüyor, banlandın mı diye soruyorum. Hayır diyor. Yani suçlusu ben miyim bu işlerin? Oraya yazan oşlamalara söylüyorum. Oçun oğulları beni dinliyordur buradan. Oçun oğulları. Oraya diyeceksin ki Oçun oğlu. 5 aydır 6 aydır banlanmayan cosplay arkadaşlar varmış. Hani şunlara bir diyeceksin. Anladın mı? Bunu gün yüzüne çıkaran adamdan rahatsız oluyorsan demek ki sen altta harıl harıl pandik atıyorsun moblara. Amına koydum bunu oğlum seni. Duyuyor, duymaz olur mu? Duyuyor, dinliyor da. Ben bak şunu söyleyeyim. Bensiz Savaş'ın
Ben bilmem. Şu an bu yayında öğrendim de. Taraflar varmış, kavga çıkmış, slot kavgaları, para bugu bilmem ne. O ortamda konuşan kim var? Konuşmayı yeltenen, bu konuları ortaya çıkarabilen. Ben varım. Başka birisi var mı bilmiyorum. Ben bu oyunun işine yarayan herkesin oyuncunun çıkarına bir şeyse giriyorum abi bu konuya, umurumda değil. He, sonunda hep orospu çocuğu olan ben oluyorum. Sorun yok, alıştık artık. Hep bu 5 senedir böyle yani, problem yok. He, günün sonunda oyun ve oyuncu kazanacaksa problem yok yani. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.